Ağaç, demir, beton. Şuradan haysi binanın karkasında yan götürücü elementlerine uğrantı az ekonomi hem optimal konstrukçanı emir getirir. Kuruluşu başlayacak adamlara kömüğü değmesi niyetiyle videomuza başlayacağız. İlk bilen adamı onun yüzyıllardan beri kullanıp gelen materyallardan birini alalım. Ağaç. Ağacın öz uzunluğunu ediyen tesiri kevat demirin ki denen pes folikleri. Şol sebepten ağaç kanalların arası demir kanalları seyredenimde az giyinerek yerleştirmem bunu. Ağacın içindeki çeyirli kuradılarını kızgınla geçirmeye. Şeyle hem kevr bilinenlerin tersine yanına karşı durmuk kulluğunu kökküşmeye bilinenim derler. Başka da ağacın umulü meselesi onun çarçı yürüyenlidir. Adamların hemşe özgürüşte olmalı. Bu meselelerini çözmek için ve uzak ömürlü binaları kurmak için demir beton konstrüksiyonu öyle aptaptı. Demir suyun meçidemli ve mayışık, beton varsa ulu basışları çıdayıp bilir. Bu ikisinin birleşiği acayip konstrüksiyonu devretmek için bize mümkünçülük verir. Ama misal et dünyanın en büyük binası olan Burç Halifa'nı misal getirmek olur. Yoksa da Burç Halifa var da akı videomuzu görmedik olsanız görmeyi masraat veren. Şöyle de Burç Halifa var da giymiş şeyini el aldık. Beton merkezindeki yerleşen armatürler yangından koruyar. Yangına çıdamlı koyunca öz karşıdaşlarından önüne geçer. Ondan başka da onun başta soğuk yağdayda olmağı ve istenlik şekilde galiplen polyan olmağı onun en o hasetlerinin biridir. Beton için su, simen, çeğe yal tapması anahtar materyalleri olmayan, fundament için ideal olmağı, avatla iş işlerin anahtarlığı, hem de ardanlığı bilen bir de onu saylamaya mecbur ediyor. Demir beton konstrüksiyonu demir konstrüksiyonu seyredinde az işçi gücü talep ediyor. Ama beton dökülenle ulanılan eres kalipler gammat oluyor. Hem onun donması için gerekli olan vakti hem uzak. Baka taraftan teresek olsa demir konstrüksiyonu ile ağaç konstrüksiyonu arasında kalıyor. Yani ortaça baka da yerleşiyor. Demir konstrüksiyonu arada aysak, demir konstrüksiyonu ulanacak yerine uğra hasetlerini yükledip oluyor. Onun maskada bir de eğer de posamayan demir gerek olsa, onunla tayarlanan vakti nikel ve kromlu olmuyor. Eğer demirin bütünündeki uglerot miktarı 2%'den az olsa, ondan o polot diyez. 2%'den kem olsa, çoyun diyez. Polot, berk ve mayışık, çoyun olsa, katı, evim düğüle oyun oluyor. Demir konstrüksiyonu demir butonu, oraya öz hesetlerini vaktin geçmeye ulan yitirmeye. Onunla iş yanında ansat yerine oturuyor ve avatla iş işlerine ansat geçiriliyor. Bundan başka da demir konstrüksiyonu da kacay, yıkılmalı ile karara gelirse, onu 10 tədən işləmək mümkünçülük var. Demir konstruksiya öndürlərində köp energiya sərf edilər, şeylərlik də qımmada düşər. Onun sonunda demirəm ağaç yar vaxtın geçmək olan karroja səyədə var olaya. Eğer de bir karroja ağaçı çıdamlı demir olancaq olsaq, onu ol bir də qımmada düşər. Çöl səyəbli, onu vaxtlı vaxtına karroja qarşı işlər geçirməli, ya da renkləb durmalı olaya. Haysiyan ona haç çıdamlı deyən sonra o cevap vermeli olsa, elbette bu sonra o cevabı demir betondur. Demir beton, 500-300 gradusa çelli kızgınlığa deformasyonu çıdat biliyor. Demir olsa 300-200 gradusa çelli, ağaç olsa 100-200 gradusa çelli kızgınlığa çıdat biliyor. Seçmek noktaya nazar da seyredilen ne olsa, eğer de binanın büyüklüğü 100 metreden geçeyen olsa, demir konstrukçu, eğer de 100 metreden pes bina olsa, demir beton konstrukçu, bir etajdan geçmeyen olsa, ağaç konstrukçu olsa hası amatlı oluyor. Yer aranmasının tesiri, materyalin ağrım bilen gönlünün gönlünün bağlıdır. Onu biz şu düşünceye göre eser etsek, demir beton konstrukçanın ulu yer titremelerine çıdap bilmeyeceği eyyen bize mehlimdir. Demir konstrukça ona göre has çıdamlı, ama ağaç konstrukça olsa, öz yenilliği bilen canımızda en az hulp salacak konstrukçadır. Niye de o nehir ulan yanlığına bağlı da materyaller hem yükkeyenler. Küçücük izbağı olsa yenici ağaç, iki etajlı villa olsa jelize beton, bulutlar deşik geçen binalar için olsa demir konstrüksiyonu amatlılar. Abraham Lincoln'ın aydı şali, geleceği döretmenin en usulü onu öğren vurmaktır. İndik videolarda görüşeceğin çak, sağ olun dostlar.